Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz gömlek ütüleyeceğim. Ütülerken de nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. İlk kez ütü yapacak olanlara yardımcı olmaya çalışacağım. İlk önce yakasından başlıyoruz. Ütüyü çalıştırdık. Ütünün koton bölümünde ayarı. Çünkü pamuklu bir gömlek. Sonra zaten bir kat daha geçeceğim yakayı. Şimdi ilk önce şöyle kenara takıyorum. Şu üst kısımları ütüleyeceğim. Kenara çeviriyorum. Yine enseye gelen kısmın şöyle üst kısımları, enseye gelen kısımları ütülüyorum. Buraya ilk başta ütülüyorum. Çünkü daha sonra buraları ütülemeye kalkarsanız alt kısımlar kırışıyor. Şimdi kollara geçiyorum. Önce kolları ütülüyorum. Yine en son kolu bırakırsanız, buraları ütüledikten sonra, vücut kısımlarını ütüledikten sonra kolu ütülerseniz bu sefer yine kırışıyor. Hemen şu manşetleri şöyle bir kat buharla güzelce ütülüyorum. Şimdi elimle şu çizgilerden düzeltiyorum gömleği. Çizgileri belirliyorum. Hemen ütülemeye kalkmayın, yoksa çift dikiş olabilir. Şöyle elinizle güzelce bir düzeltin önce. Belirleyin çizgileri. Şimdi buhar basarak güzelce ütüleyin. İlk önce şöyle alt kısımları açıyorum. Şimdi şöyle çizgileri güzelce ütülüyorum, çizgisinden itibaren aşağıya doğru. Bu kısım tamam. Şimdi çeviriyorum. Bakın mesela şurada bir bölüm kaplanmış arkayı ütülerken. Oraya hemen ütümden biraz su sıkıyorum. Ve orayı buharla açıyorum. Hemen çizgiyi kontrol ediyorum. Bir çift çizgi var mı diye. Yok. Şimdi diğer koluma geçiyorum aynı şekilde. Bu arada ütü yaparken ütü soracaksınız kesin. Philips Azur. Çok memnunum. Hatta yeni aldım. Tefal'den sonra. Buharı çok iyi. Tefal ütü kullanıyorum. Bu üçüncü ütüm. Yani sürekli Tefal'de su akıtma sorunu oluyor. Eskiyince ütü. Birazcık içi kireç tutunca. İnanılmaz ütü yaparken su akıtıyor. İkidir bu sorunu yaşadığım için artık bir daha Tefal almadım. Philips aldım. Ama şu anda gerçekten çok memnunum. Buharı çok iyi çünkü. Şimdi diğer kolumu da aynı şekilde ütülüyorum. Önce elimle düzelttim, çizgileri belirledim. Zaten gömleğinizi her defasında böyle güzel ütülerseniz yıkansa da o çizgi belli oluyor. Sorun yaşamıyorsunuz.
kısmına geçiyorum. Bütün masamı güzelce geçirdim gömleğimi. Şimdi ütülemeye başlıyorum yine aynı şekilde. Ara sıra buhar veriyorum kırışık yerlere. Ön kısımlara geçiyorum. En önemlisi ön kısımları. O yüzden en sona en önü bırakıyorum ki diğer tarafları ütülerken kırışmasın. Kısımları ütüledim. Ütüm bitti. Ütüleme işlemim bitti. Şimdi tekrar yakasını şöyle güzel bir ütülüyorum. Düğmelerini takıyorum. Son kez şöyle bir kontrol ediyorum. Çizgilerine bakıyorum. Kırışık yeri var mı diye bakıyorum. Gömlek ütüleme işlemim tamamdır. Gömleğim jilet gibi oldu. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.